Alo efendim. Şeyim, ne haber? Kimsiniz? YouTube'dan arıyorum oğlum. YouTube'u indireyim ben. Buyurun efendim. Oğlum tehlikeli Buyurun. videoları sansürlüyorlarmış bizim arkadaşlar. Evet efendim. Senin supermarkette kutu videosuna denk gelmişler. Şey efendim, şöyle ki ben o videoda güvenlik önlemleri Ya ben falan... ilgilenmiyorum güvenlikte falan filan. Oğlum öyle patlama mı olur lan? Çocuklara dedim salın şunu. Nasıl beyefendi? Altı istemiş herif altına abi salın gitsin. Yürü git lan. Anketten altından kut çıktı. Lan 5 yıldır YouTube'u yönetiyorum. Ben böyle sahtekarlık görmedim lan. Vallahi çok üzüldüm. Bir arayı bezikteyim de yedim. Hadi kapat kapat. Dayı. Ulan o fikir ama balonlu genç. Ne diyorum ben ya? Herkese merhabalar. Bugün yine hidrojen avındayız. Bir önceki videoda yeni bir düzenek yapacağımı söylemiştim. Mahalledeki tetiğe gittim. Ivır zıvır bir şeyler aldım. Şimdi hemen malzeme listesini veriyorum. 3,5 liraya bir plastik kap. 2 tane boş plastik kola şişesi. 2 tane bulaşık deliği. Bir de tetide şöyle çelik bir pipet buldum. Ve lavabo açıcı. Yani olabildiğince saf bir sodyum hidroksit. Buna kimya firmalarından dünya para isterler ama markette 2 euroydu. Tabi yine saf su, bu kadar. Yemek tarifi gibi oldu. Öncelikle bir önceki düzenekte plexiglas kullandığım için çok fazla yapıştırıcı kullanmıştım. Burada zaten yekpare bir kap kullanıyorum. O yüzden yapıştırıcı ihtiyacı çok az. Yüzey alanını genişletmek için de çelik bulaşık telleri kullanacağım. Kabın üzerinde çelik pipetlerin gireceği kadar delikler açıyorum. Ayrıca plastik kola şişelerinin de altını kestim ve üstlerinde çelik pipetler için delikler açtım. Çelik pipetleri kabın ve kola şişelerinin kapağının içine soktum. Kola şişelerinin içine bulaşık tellerini yerleştirdim. Tabi üstleri yukarıda olmalı ki çelik pipetlere temas etsin. İçine yaklaşık 1,5 litre saf su, 150 mg da lavabo açıcı doldurup karıştırdım. Düzeneği kapattım. Bu kadar basit. Elektrolizde bu kez tuz yerine sodyum hidroksit kullanacağım. Bu kimyasalı gider açıcılardan bulabilirsiniz. Bir diğer adı da kostik soda sanırım. Bu sayede hem daha iletken bir karışım elde edeceğim hem de klor gaz üretme riskinden kurtulacağım. Esasında tuzla yaptığımız elektrolizde de sodyum hidroksit üretiyoruz. Bu düzenekte direkt üretilmişini kullandığımız için iletkenliğimiz artıyor. Bir önceki deneyde 32 voltta 1 amper kadar akım çekebiliyorduk. Bu yeni deneyde 12 voltta 3-3,5 amper civarı akım çekiyoruz. Voltajı yükseltsem muhtemelen çok büyük akımlar çekeceğiz. Ancak çelik elektrotlar yine çok ısındığı için voltajı buralarda tutmam gerekti. Aksi takdirde yine elektrotlar veya plastik düzeneğim eriyebilir. Sodyum hidroksit demişken elektroliz için çok uygun bir kimyasal. Ancak aşındırıcı bir madde. Ciltle ve gözlerle temasından kaçınılmalı, solunmamalı. Kuvvetli bir bazdır. Gelin hemen bakalım. Saf suyla karıştırıp yaptığımız sodyum hidroksit çözeltisine bir turnusol kağıdı koyalım. Gördüğünüz gibi pH 11-12 düzeylerinde. Sabun ve gider açıcı yapımında kullanılan bu bileşik oldukça kuvvetli bir baz. İşim bittiğinde bunu bir asitle nötralize edeceğim. Bir önceki deneyde tuzlu suyu da sirkeyle nötralize etmiştim. Gelin bu arada sirkenin pH'ini ölçelim. Gördüğünüz gibi pH 3-4 seviyelerinde. Yeteri kadar sirkeyle karıştırırsak pH 7 seviyelerine çekebiliriz. 7 suyun da pH değeridir. Hadi başlamışken saf suyun da pH'ine bir bakalım. Gördüğünüz gibi 7 civarları nötr dediğimiz pH durumu. Bunun altına ne kadar inerse elimizdeki çözelti asitik, ne kadar üstüne çıkarsa bazik demektir. Sirke de özünde seyreltik asetik asittir. %90'ı su, %10'u ise asetik asittir. Asetik asitle sodyum hidroksit karışınca sodyum asetat ve su oluştururlar. Sodyum asetat özünde bir tuz ve daha zararsız bir kimyasal. Güvenle kanalizasyona boşaltabilirsiniz. Aslında sodyum hidroksiti de düşük miktarlarda boşaltmanın bir zararı olmaz ama biz yine de sirkeyle nötralize edip çevreyi tehlikeye atmayalım. Bu pH konusuna girmişken arkadaşlar hepimiz kimya derslerinden asit ve bazları hatırlıyoruz. Bazen asitlerin tehlikeli, bazların güvenli olduğu gibi bir yanılgıyla karşılaşıyorum. Bazlar hidroksit. Yani hidrojen ve oksijen içeren maddelerdir.
pH değeri ne kadar yükselirse o kadar zararlı hale gelebilirler. Metalleri aşındırır ve cildi tahriş ederler. Bilginiz olsun. Bu deneyde balon şişirmeyle uğraşmadım. Çünkü balona bir miktar hidrojen giriyor, ondan sonra yeterli basıncı oluşturamadığı için o şekilde kalıyor. O yüzden küçük bir poşet aldım ve içine biraz hidrojen doldurdum. Ben bu işlemleri yaparken çoğunlukla eldiven ve koruyucu gözlük kullandım. Söylediğim gibi evinizde yeterince bilgi sahibi olmadan bu işlere girmeyin ve gerektiğinde koruyucu ekipman kullanın. Her aşamada yanımda yangın söndürücü de bulundurdum tabii. 10-15 dakika gaz aldıktan sonra deneyi sonlandırdım. Çünkü çelik elektrotlar yine çok ısınıyor. 3 amper akım biraz fazla geldi. Geçen seferki gibi yine sızıntılar vesaire olsun istemiyorum. Hele ki bu kez elimizdeki daha tahriş edici bir madde olan sodyum hidroksitken. Şu poşete ne birikmiş bir bakalım. Poşeti düzenekten ayırdım ve fazlalık kısımlarını kestim. Aşağı yukarı aynı sürede çok daha fazla gaz elde ettik gibi gözüküyor. Bu kez biraz uzak duralım ve uzaktan bunu biraz ısıtalım bakalım. Şimdi biraz daha YouTube'a uygun bir patlama oldu sanırım. Ancak son bir kez daha uyarmak istiyorum. Kimya tehlikeli bir iş. Kimya konusunda yeterli bilgiye sahip olmadan veya yeterli bilgiye sahip birinin rehberliği olmadan evinizde bu tür patlayıcı deneyleri asla yapmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna da basmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.